Merhabalar. Sizlere biraz bir projemizden bahsetmek istiyoruz. Bu projeyi 3 arkadaş beraber gerçekleştirdik. Resimcan arkadaşım, ben Burak Bilece ve Furkan Büyükçolak arkadaşımla beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizin ismi anlaşılacağı üzere LipMotion ve EMG cihazlarından elde edilen veriler ile biyonik el kontrolüdür. Projemin amacından biraz bahsedecek olursak, projemiz gelecekte bir biyonik el tasarımı için bir veri analiz ortamı oluşturmayı amaçladık. Bunun için kullandığımız materyaller LipMotion, EMG, Arduino, servo motorlar ve bir adet de güç kaynağımız mevcuttur. LipMotion cihazımızdan biraz bahsedecek olursak, bu cihaz içerisinde 3 adet kızılötesi led, 2 adet kızılötesi kamera bulundurmaktadır. Bu sayede de 3 boyutlu bir tarama yapabilmektedir. Biz C# ortamında bu cihazı programlayarak robotik kolu hareket ettirmeyi başardık. Arkadaşımız şimdi size onu gösterecek. Birebir el hareketlerimizi simüle ederek robot kolu hareket ettirmeyi başarıyoruz. Bu arada ekranda görüldüğü üzere her bir parmak için EMG ve LipMotion verilerini kaydediyoruz. Bunları en son olarak kullanıcının isteğine bağlı olarak da Excel çıktısı olarak kaydedebiliyoruz. Projemiz genel maksat olarak bu kadar. Ben insan vücudunda bulunan konjenital ve displastik nevüsleri ele aldım. Burada görüntü işleme makine öğrenmesi teknikleri kullandım. Görüntü işleme teknikleriyle nevüsün işte çevresini, alanını, renk tonlarını, piksellerini analizledim. Daha sonra makine öğrenmesinde K-means algoritmaları yöntemini kullanarak bunları kümelemeye çalıştım. Kümelediğim sonuçlar bana elde ettiğim nevüsün malik melanom olmama olasılığını gösterdi. Daha sonra bu çıkan sonuçları SQL Server Manager veri tabanında kaydettim. Cihazımın kullanımı şöyle. İlk olarak dijital mikroskopla görüntü çekiliyor. Ondan sonra bu çekilen görüntü aslında şu sistemin şurada olması gerekiyor ama bazı butonlarım aktif olmadığı için onu oraya atmadım. Ondan sonra bu resim yükleniyor sisteme. Ön işlemden geçirildikten sonra segmentasyona uğratıyorum. Ondan sonra buradan çıkan sayısal verileri Melling Melanom analizine yolluyorum ve buradan bana tekrar sayısal sonuçlar veriyor. Buradan aldığım sonuçları da SQL Server veri tabanına kaydediyorum. Sistemi bu şekilde hastanın nevüsünün Melling Melanom'a tahminini yapmış oluyor. Merhabalar, ben Buse Urut. Takım arkadaşım Şeyma Yoldaş ve Serenay Kocabaş. Biz burada yumurtalık kanserinin erken tanısına yönelik bir biyomedikal sensör tasarımı önerdik. Burada amacımız yumurtalık kanseri evrelerinde CA125 düzeyi kadınlarda artıyor. Bu CA125 düzeyini saplamaya yönelik bir biyosensör tasarlamayı hedefledik. Bunun için ne yaptık? Kuvars kristalleri kullandık. Piezoelektrik mantığıyla çalışıyor kendileri. İlk önce bu kristal yüzeyini sisteminle kapladık. Tutunma yüzeyini oluşturabilmek için. Daha sonra sisteminle kapladığımız yüzeye glüteral deyitle bir çapraz bağlayıcı kullandık ve bu sayede de anti-CA125'lerle glüteral deyiti bağladık kuvars kristal yüzeyine. Elde ettiğimiz sistem aslında bu. Daha sonra CA125 içeren herhangi bir solüsyon bu sisteme gönderildiği zaman antijen-antikor eşleşmesiyle bir frekans değişimi sağlanıyor piezoelektrik kristal yüzeyinde. Aslında biz bu frekans değişimini ölçerek CA125'in varlığını saplamayı hedefledik. Bu şekilde çalışıyor. Merhaba, ben Neslihan Bozkurt. Bizim tezimizin ismi bozuklukları sinir sistemi hastalıkları üzerindeki etkileri demans, Alzheimer ve Parkinson üzerinde durduk. Bu hastalıklar üzerinde biyomedikalin getirdiği çözümler çok az. Biz de bir derleme yapmak istedik. Diğer makaleleri de inceleyerek yaptıkları, üzerine durdukları konuları inceledik. Daha sonrasında da neler yapılabilir diye. En ilginç bize gelen psikolojik olarak tedavi edebileceği oldu. Böyle bir sunum yaptık. Nazlı Türker, non-invasive bir şekilde glikoz ölçümü yapmak istiyoruz ve bunun için ters yontoförez metodunu kullanıyoruz. Ters yontoförez metodundan bahsedecek olursak deriye doğru ve düşük akım uyguladığımızda deri altındaki moleküller, bunlar sodyum, klor, glikoz taşıyıcı molekül olarak kullanabiliyoruz ve glikoz da bunlardan birisi. Glikoz molekülünü çok rahat bir şekilde ölçebiliyoruz ve tabii ki bunun için bir biyosensör geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden de şu anda araştırma, veri kaynak yetersizliğinden dolayı şu anda araştırma konusunda yüksek lisansa ilerletmeyi düşünüyoruz.
ölçümü yöntemimiz tam olarak ters yontoforez yöntemi. Glikoz ölçümü sağlanıyor. Peki bu nasıl sağlanabilir? Normalde non-invasif bir şekilde geliştirmesi mümkün değil. Şu ana kadar yapılmamış. Bizim amacımız derideki endojen maddeleri, yani bu glikoz ve sodyum klorür de olabilir, deri üstüne çıkarıp bunu okuyabilecek bir sistem geliştirmek. Bunun için bazı devreler falan çizdik. İşte elektronik malzemeler kullandık. Bunun için bir akım veriyoruz. Akım dolayısıyla üste çıkan endojen maddeleri okuyabilecek bir amperometrik sensör geliştirmeye çalışıyoruz. Bu amperometrik sensör normalde akımı okuyan bir sistem. Bu sistem hidrojen peroksitin, yani glikoz oksidaz enzimi varlığında hidrojen peroksitin glikozla orantılı olduğunu düşünüyoruz. İki tane elektrot var. Bu elektrotlardan biri platin, biri de gümüş klorür. Platin elektroduna eğer hidrojen peroksit verirsek burada bir tepkime gerçekleşiyor. Buradaki tepkimede iki tane elektron karşı elektroda gönderiliyor ve o elektrotlar arasında bir akım sağlanıyor. Bu akımı okuyabilecek bir sensörümüzün adı da amperometrik sensör. Bu sensör akımı okuyabildiği için biz hidrojen peroksitle doğru orantılı olan glikozu bu şekilde okumaya çalışacağız. Normalde bu sistem daha çok endüstriyel ortamlarda kullanıldığı için biz medikal sektörde ve laboratuvar alanlarda daha ulaşılabilir ve portatif bir cihaz geliştirdik. Normalde su pompaları daha yaygın olarak kullanılıyor. Biz daha maliyeti daha düşük ve daha taşınabilir halde kullanılması için de step motor kullanıyoruz. Peristaltik pompayı uyumlu hale şeklinde çeşitli 3D yazıcılardan için el parçalar çıkardık. Ve şu işe yarıyor. Laboratuvar ortamlarında numuneleri, yani tehlikeli maddeleri elle değmemesi gereken herhangi bir sıvı örneklerini istediğimiz düzeyde Arduino programla uyumlu bir şekilde aktarımı sağlıyor. Şu şekilde herhangi bir numune medikal uyumlu bir siyasetle şu şekilde şu an örnek olarak gösteriyoruz. Son hali aşaması bu şekilde olmayacak tabii ki. Bu şekilde bir bardağın bariyeti ya da herhangi bir tüp olabilir. Bu tehlikeli madde ya da herhangi bir tüp önemli. Buradan istediğimiz projeyi aktarıyor. Ve istenilen bir derece diğer tüpünde istenilen boyunda da aktarmış oluyor. Bu şekilde bu mekanizma geliştirdik. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Sümeyye Özşahiniz. Komet görüntü analizi için otomatik bir araç geliştirdik MATLAB programı kullanarak. Jen elektroforezi yöntemiyle labda mikroskop yardımıyla çekilen DNA görüntülerini MATLAB programı aracılığıyla hasarlı ya da sağlıklı olması, aynı zamanda hasar oranının belirlenmesini sağlayan bir program geliştirdik. Burada görüntülerde hasarlı DNA'mız kuyruk kısmı baş kısmı olarak belirlenmekte. Kuyruk ölçümleri, baş ölçümleri gerçekleştirilerek hasar oranları belirlenmiştir. Burada tabloda farklı komet görüntüleri için farklı parametrelerin açıklaması verilmiştir. Intensity profil analizi ile birlikte yoğunluk analizi gerçekleştirilerek hasar oranının belirlenmesi konusunda piksel parlaklığından yardım alınmıştır.
geliştirdiğimiz algoritmada detaylı olarak kullandığımız yöntemler tabloda gösterilmiştir. Merhaba, ben Tuğba Balcı. Komet görüntü analiz için otomatik aracın geliştirilmesi adlı uygulamamızda MATLAB programlama dilinde hasarlı DNA tespiti yaptık. Böyle bir proje seçtik çünkü insani önyargıya daha az eğilimli ve manuel analizden daha hızlıdır. Aldığımız görüntüler mikroskop altında çekilmiş, jel elektroforezi ile hazırlanmış orijinal görüntülerdir. Görüntülerimiz orijinal görüntüler olduğu ve DNA olduğu için arka planında çok çeşitli filtreleme ve eşikleme işlemleri gerçekleştirdik. Çünkü görüntü işlemeye hazırlamamız gerekmekteydi. Ardından görüntümüzdeki hasarlı ve sağlıklı DNA'ları tespit ettik. Görüntümüzde bulunan DNA'ları projemiz %85 oranında sağlıklı, %95 oranında hasarlı olarak tespit etmektedir. Kullandığımız materyal metot kısmında öncelikle biz görüntülerimizin parlaklığından faydalanarak merkezlerini ve ardından başını tespit ediyoruz. Ardından görüntülerimizde bulunan komet kısımlarını tespit ederek hasarlı DNA'larımızı tespit ediyoruz. Merhaba, ben Salih Bütüner. Diğer tez arkadaşlarım Mekit Fener ve Mehmet Güney. Projemiz medikal cihaz otomasyonu. Projemizde hastanelerdeki medikal cihazların kaydını tutmak amaçlı. Projede 4 farklı kullanıcı tipi var. Admin, sekreter, tekniker ve sorumlu kullanıcı. Sekreter, otomasyona cihaz ekleme, cihazın arızasını bulma ve kalibrasyon bilgilerini ekleme ile sorumlu. Tekniker, gelen arızaları önleyebiliyor, arızaların kalbini gönderebiliyor. Ve kalibrasyon zamanı gelmiş ve kalibrasyon yapabilmiş cihazlarını işlemler yapabiliyor. Sorumlu kullanıcı sadece kendi üzerine olan zimmetli cihazları görebiliyor. Admin bunların diğer kullanıcılar türlerinin yapabildiği bütün etkinlikleri ve bütün şeyleri yapabiliyor. Ayrıca ona ek kullanıcı ekleme, kullanıcı silme ve kullanıcı güncelleme olayları admin'e ait. Burada giriş sayfası, TC ve şifreli giriş yapılıyor. Cihazlar ve cihaz ekle sekmesinde kuruma ait herhangi bir cihaz eklenebiliyor. İsmi, işte adı, markası, modeli, seri numarası tarzında girdiler yapılarak kaydet butonuna basıldığında cihaz veri tabanına kaydedilebiliyor. Ayrıca bu tabloda bu kuruma ait tüm cihazlar görüntüleniyor. Burada kriterli arama olayı cihaz sorgulama kısmında buradan alınan herhangi bir seri numarası, işte burası zaten cihazın değerlendirilmesiyle alakalı bir şey. Cihazda buradan hangi cihaz olduğunu görebilmek, anlayabilmek adına bir şey. Seri numarası cihaz sorgulama kısmında girdisi yapılarak sorgulama yapılabiliyor. Sorgulama yapıldığında işte adı ve markası, sonra finansör olarak da ayrıyetten bir sorgulama yapılabiliyor. Mesela finansörü DME olan cihazları sorgulattığınızda kritere göre sorgulama kısmında sadece bütçeyi DMO'nun ayırdığı cihazlar kuruma ait. Sonra kalibrasyon kısmı var. Kalibrasyon ekleme, kalibrasyon bekleyenler, kalibre edilenler. Kalibrasyon cihaza bir kere eklenir ve sürekli güncellenir. Kalibrasyonu ekli kısmında bu tabloda kalibrasyon, daha önce hiç kalibrasyon eklememiş cihazlar var. Bu bir kolaylık sağlıyor. Çünkü kişi bilmeyebilir hangi cihazın kalibrasyonu var, hangisinin yok. Buradan kalibrasyonu eklediğinde kalibrasyon zamanı gelmişse, bunun bir basit bir matematiği var. O matematiğe göre kalibrasyon zamanı gelmişse kalibrasyon beklenenler tablosuna düşüyor ve kalibrasyon beklenenler tablosunda kişi, yani tekniker, kendine ait cihazın kalibrasyonu yaptığında o cihaza ait açıklamayı yazıyor, kalibrasyon açıklamasını, tarihini giriyor ve güncelle kısmıyla güncelleyebilir. Bu da kalibrasyon her periyoda göre, her kalibrasyon beklenenleri düştüğünde tekrarlanıyor. Kalibre edilenler zaten bu kuruma ait tüm kalibre edilmiş cihazlar tablo halinde gösterilebiliyor. Arıza kısmında bir cihaza ait birkaç tane arıza olabilir. Bir cihaza ait olan birkaç tane arıza burada tabloda gözüküyor, gösteriliyor.
Burada seçiniz butonuyla o arızayı seçebiliyoruz. Burada mesela 3 kişiye ait farklı arızalar var ama tek cihaz. Mesela Mehmet Güney adına seçili olan arızayı seçtiğimizde ultrason, Toshiba gibi şeyler, bilgiler geliyor. Zimmet sahibinin açıklaması var. Cihaz bu tür arızalara sahiptir. Bu tür şeylere sahiptir diye. Ondan sonra tekniker de açıklamasını yapıyor. Bu şekilde giderildi ve tarihe giriyor. Böylelikle arızayla sonlandırıyoruz. Bu kadar. Merhaba, ben Berkay Altırık. Ekip arkadaşım Tuğçe Şener. Doku onarımı için biyo uyumlu 3D biyopolimerik malzemenin geliştirilmesi başlıklı projemizi tanıtacağım. Projemizde ilk önce amacımız yumuşak doku elde etmek. Bu yumuşak doku da vücudumuzdaki kemik ve dişler dışında her yerde bulunan maddelerdir. Bunun için iki bileşenimiz var. Birisi hidrojel, birisi de 3D delta tipli 3D yazıcı. Öncelikle hidrojelimizi anlatmamız gerekirse, bu hidrojelimiz öncelikle 100 mililitre saf su içerisine 2,5 gram sodyum ajenet maddesi karıştırılıyor. Daha sonra bu karışıma 8 gram jelatin ekleniyor ve yaklaşık 8 ile 10 saat arasında beklenilme, karışma, çözülme olayı gerçekleşiyor. Daha sonra ayrıyetten bir 100 mililitre saf suya da 2 gram kalsiyum klorat çözeltisi ekliyoruz. Ve hidrojelimiz ve çözeltimiz hazır hale gelmiş oluyor. Cihazımız normal delta tipli 3 boyutlu yazıcı. Biz başlık kısmını değiştirdik. Başlık kısmında şırınga kullandık. Bunun sebebi ise kullandığımız hidrojelin baskısından kaynaklanmaktadır. Baskımızı anlatacak olursak, baskımız iki aşamadan oluşuyor. Hazırlanan hidrojeli biz soğuk zemin üzerine baskı alıyoruz. Daha sonra bu aldığımız baskıyı da kalsiyum klorür çözeltisi içerisine atıyoruz. Neden iki aşamalı? Çünkü ilkindeki soğuk zemin üzerine baskı almamızın sebebi hidrojelimizdeki bileşenlerden olan jelatinin soğuk eksi derecede bir araya gelmesi, katılaşması. Daha sonra aldığımız baskıyı da kalsiyum klorür çözeltisi içerisine atmamızın sebebi ise gene hidrojelimizin bileşenlerinden olan sodyum ajenetin kalsiyum klorür çözeltisi içerisinde katılaşmasıdır. Teşekkür ederiz. İsmim Emre Çelikel, arkadaşım ismi Muhammed Alper Altan. Projemizin ismi yumurtalık kanseri biyomarkörü CA125'in tayinine yönelik biyosensör prototipi analizi olarak bahsedeceğiz. Arkadaşımız biraz bahsetsin isterseniz. Öncelikle biz Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi patoloji laboratuvarına gittik. Patoloji laboratuvarında immünoloji kimya cihazıyla CA125 seviyesini ölçen bir deney yaptık. Bu deneyde CA125 antikorunu makineye yerleştirdik. CA125 antikorunu alkalin fosfataz ile etiketlendirdik. Substrat olarak paranitrofenil fosfatla etkileştiğinde şu ekranda görüldüğü gibi mavi bir optik sinyal elde ettik. Taşınabilir ekran ve cihaz yaptık. Amir Halkan. Ekrem Nalbantoğlu. Bu cihazın ilk önce EKG cihazı açmak, yani harbin cihazını LCD'ye aktarmak yani. Ambulans kenarlar, askeri dronlarda, yani ilk yardım gibi düşün durumlarda. Cihazı isteme, hani Arduino'muz var, Arduino'da EKG cihazımız var, oradan EKG cihazı aktarıp LCD'de sinyal alacağız. Bu sinyalle hastanın durumunu inceleyeceğiz ve bu durumda hastaya ilk müdahale yapılmış olacak. Bu koşullarda üstümüzde aralıklar var, bunlara göre doktora iletebiliriz yani bu cihazımızı, cihazdaki kortla. Doktor bana oraya müdahale etmek durumunda ambulans gönderebilir. İlk yardım yapacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar. Ben Oğuzhan Kılınç, Safvet Altın, Battal Yörük, Furkan Işıldak. Biz dördümüz Soja yöntemiyle üretilen hidroksapatitin yapısını incelemesine baktık. Hidroksapatit biyo uyumluluğu en yüksek ve kemik dokusuna en yakın olan bir maddedir. Biz bunu farklı oranlarda ve farklı sıcaklıklarda inceleyerek karakteristik özelliklerinin bozulup bozulmadığını inceledik. SEM ve XRD cihazlarından inceleyerek sonuçlara ulaştık. Teşekkürler. Merhabalar, Harun Ganyancı. Projemin adı Altıncıyız. Bu projede görme engelliler için yürüyüş esnasında önündeki engelleri belirlemesi adına elektronik çanta dizaynı yaptım. Bu dizaynda ultrasonik sensörler aracılığıyla
Görme engellilerin karşısındaki engeller, görme engelliliği kulaklık ve titreşim yoluyla bildirilip önündeki engellere göre tepki vermesi sağlanacaktır. Teşekkür ederim. Ben Muhammed Erdihan. Portatif bir damar görüntüleme cihazı tasarladık. Şu kısımda ne amaçla kullanılacağını anlattık. Burada yaptığımız işlemlerde sonuç olarak nasıl bir yol kat ettiğimizi gösteriyoruz. Burada yaptığımız işlem açıkçası hemşirelerin damar bulma problemlerini ortadan kaldırabilmek için portatif bir damar görüntüleme cihazıydı. Bunun ana mantığı kızılötesi ışık kullanıyoruz. Bu kızılötesi ışık kanda bulunan hemoglobin kızılötesi ışığı absorbe etmesinden kaynaklı çevre dokulara göre daha koyu renkte görülmektedir. Bunu kullanarak bu şekilde hem kızılötesi hem görünür bölge ledleri kullanarak prototipimizi geliştirdik. Yaptığımız testler görülmektedir burada da. Cihazın son hali ve yaptığımız testler. Şurada koyu olan kısımlar damarları göstermektedir. 2015 yılında damar görüntüleme pazarı yaklaşık 32.2 milyon dolar değerinde olup 2022 yılında 227.2 milyon dolar değerine ulaşması beklenmektedir. Şu kısımda görmüş olduğunuz grafik ise pazarda lider konumunda olan markaların fiyatları görülmektedir. Sonuç olarak da bu kısımda yaptığımız işlemlerin ne gibi başarıları sağladığını anlatmaktayız. Teşekkürler. Merhaba, ben Atanur Yurtseven. Ekip arkadaşlarım Ammar İzlis ve Gökhan Sancar. Projemiz taşınabilir omega 3 cihazı yapmaktı. Arkadaşım şimdi Omega 3 hastanede HPLC cihazıyla ölçülmektedir. Fakat bu cihaz pahalı ve büyük boyutlu olduğu için biz bunu daha ucuz ve daha küçük boyut olan bir biyosensöre dönüştürmeye karar verdik. Ve onun için de omega 3 tespiti için de ELISA metodunu kullandık. Ve bu metodu da kolorimetrik yöntemle ölçülebilir elektrik sinyaline dönüştürdük. Ve bu da cihazımızın prototipi. Şu cihazımızın bu kısmına kan damlattığımızda buradaki içinde kartın içinde ELISA olayı gerçekleşiyor. Yani bu kanın içindeki yoğunluğu kolorimetri metoduyla ölçüyor. Bu kartımızı buraya taktığımızda burada bize verdiği değer bizim omega 3 değerimiz oluyor. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Kazım Ünal. Takım arkadaşım da Arda Yılmazer. Bizim cihazımız nabız tavanlı ev tipi EKG cihazı. Buradaki amacımız evde EKG sonuçları öğrenmek için pulse oximetre ve EKG cihazının birleşip evde sonuç alabileceğimiz bir cihaz yapmak. Bununla alakalı EKG cihazı normalde kalbe proplar takılarak sonuç alınıyor ama biz sadece parmağımızı dokundurarak bir sonuç almaya çalıştık. Ve burada kuvvetli sensörler kullandık. Sensörü aldığımızda gerekli filtrelerden geçip işlenip sonrasında Arduino ile birlikte uygun gördüğümüz programda sonuç alıyoruz. Bununla alakalı bu cihazı yapmaya çalıştık. Cihazımızın devre şemasına gelince PPG mantığına dayanıyor. PPG mantığı direğe yakın bölgelerde kan damarlarındaki kan hacim değişikliğini ölçmede kullanılan bir teknik. Burada devremizin devre şemasını görüyoruz. Biz devremizde CNE70 sensörünü kullandık, optik sensörünü. Burada elde ettiğimiz sinyali alçak ve yüksek geçirgen filtrelerden geçirerek istenmeyen AC ve DC bileşenlerden ayıklama işlemleri yapılıp mümkün olduğunca az gürültüyle birlikte Arduino'nun A1 pininden Arduino'ya iletip buradan da bilgisayara iletip gerekli yazılım kodlarıyla da Arduino'da EKG çıktısını almaya çalışıyoruz. Merhaba, biz Kübra Arslan, Seren Tosun, Dilara Demet ve Bahar Pektaş olarak mikrodenetleyici temelli parmak ucundan nabız ölçümü yapan bir test tasarladık. Bu tezimizde biz 16F877A mikro işlemcili pik kullandık. Daha sonra bunun bir LCD yardımıyla görüntülenmesini sağlayıp parmak ucundan bir sensör aracılığıyla ölçümlerimizi aldık. Aldığımız sinyalleri daha sonra bir dakika içinde sayarak bu sayıyı ekrana yansıttık. Aynı zamanda devremizde ekranın parlaklığını ayarlayabildiğimiz bir potansiyometremiz de mevcut. Bu şekilde biz aslında devremizin birkaç daha eklenmesi gereken
özellikleri vardı ama bu noktada gelebildiğimiz nokta sadece nabız almakla kaldı. Umarız ki devamında bunları da ekleyerek daha başarılı şekilde devam edebiliriz. Teşekkür ederiz. Merhaba, adım Nima Rangbeli. Benim tezim adı da CAFO. CAFO, New Uncle Food Ortosis'in kısaltmasıdır. Şu şekilde ki ilk başta alçı bandajla hastanın bacağının modelini alıyoruz. Ve aldıktan sonra onu kapatıp ve alçıyla dolduruyoruz bu şekilde. Ve kuruduktan sonra hastanın bacağına göre ölçümlerini alıp o şekle alçıya veriyoruz. Ondan sonra kuruduktan sonra ve bu şekillendirmeyi yaptıktan sonra plastazot malzemesini 210 derece sıcaklıkta fırına atıp 5 dakika içerisinde alıyoruz ve bacağın modelinin üzerinde çekiyoruz. Yani şekillendiriyoruz hemen hemen. Ondan sonra onu çıkartıp modele çorap giydirip ve termoplastik malzemesi yani polipropilen malzemesini fırına atıp 220 derecede sıcaklıkta 25-30 dakika içerisinde fırında bekletip erittikten sonra modelin üzerine çekiyoruz ve o bacağın şeklini ona veriyoruz. Onu çıkarttıktan sonra plastik kısmını kesip ve deflaj ediyoruz. Ve ondan sonra eklem kısmını ayarlamasını yapıyoruz ve ölçümlerini yapıyoruz. Bunları vida ve yani deldikten sonra vidayla birbirine bağlayıp ve tek bir parça hale getiriyoruz. Ve felçliler bu cihazla yürümeye başlayabilir ve diz ekleminin özelliği şu şekilde ki hastamız kalktığı zaman diz eklemi kilitleniyor ve oturmak istediği zaman yine aynı şekilde diz eklemin fleksiyon hareketini yaptığı oturmasına izin veriyor. Teşekkür ederim. Emre Osmancık'la projemizin adı Android tabanlı mobil EKG cihazı. Hasan Saltık, Burak Sağlam, Şule Esma Yalçınkaya. Projede Arduino ve MIT Effinventer 2 arayüzlü programlar kullandık. AD8232 EKG şarj, Bluetooth, Arduino Uno ve çeşitli değişik markalarda elektrotlar kullandık. Projemizin amacı hastaların kendi kardiyovasküler sistemini mobil telefon üzerinden görüntüleyebilmesi ve bunun üzerinde çeşitli gelişmeler kaydedebilmekti. Hastaların kendi kardiyovasküler sistemlerindeki problemlerin telefon üzerinden uyarılarla bilgilendirilmesini amaçladık. AD8232 EKG devresinden aldığımız analog EKG sinyallerini Arduino devresi üzerine göndererek Bluetooth üzerinden mobil EKG şeklinde tasarladık. Telefona gönderiyoruz. Dakikadaki atım sayısına bağlı olarak çeşitli uyarılar yapacak cihazımız. Eğer taşikardi veya bradikardi geçirirse hasta, dakikadaki atım sayısı 60'a veya 90'ın üzerine çıkarsa alarm sistemi devreye girecek ve hasta bilgilendirilecek. Eğer istenilirse sinyaller kaydedilerek bir dosya üzerinde tutulup doktorla paylaşılabilecek. Projemizin amacı buydu. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Rümeysa Busenas Türkoğlu. Arkadaşlarım Yusuf Gören ve Zehra Oğuzlar'la Arduino kontrollü fizyoterapik el tedavi cihazını oluşturduk. Cihazımızın çıkış amacı, Türkiye'de iş kazalarının geneli el kazalarından kaynaklı. El yetisini kaybetmiş insanlar cerrahi işlemlerden sonra uzun bir fizyoterapik sürece maruz kalıyorlar. Bu fizyoterapik süreç hem doktor için hem hasta için uzun bir zaman kayboluyor. Hem de hastanın iyileşme süreci çok fazla uzamış oluyor. Bunu azaltmak için de kendimiz bir el tasarladık ve tasarladığımız elde doktor veri tabanına istediği egzersizleri girdikten sonra girdiği egzersizleri Arduino kendi veri tabanına kaydediyor ve bu egzersiz cihazıyla da hasta istediği şekilde evde kendi uygulamalarını yapabiliyor. Bu uygulama sayesinde hem zamandan tasarruf etmiş oluyoruz hem de hasta daha kısa sürede iyileşmiş oluyor. Yani atıyorum hasta bir ayda iyileşecekken aslında iki haftada iyileşmiş oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
Merhaba, ben Pınar Tekin, arkadaşım Burcu Çırak. Bizim projemizin adı klinik laboratuvarda glikolize hemoglobin tayini için alternatif bir yöntem olan MALDI MS'i kullandık. Bu şeker ölçümü vücudumuz için çok önemli. Diyabet hastalığının öncelikli tanısı için de gerekli olan bir yöntem. Bunun normal şu an hastanelerde kullanılan 120 günlük süreç için ölçülen kan tayini için 1-2 hafta sonradan sonuçlar geliyor. Oysa ki bu MALDI MS'de bu süre çok çok daha az oluyor. Bizim bu çalışmadaki amacımız yeni olan yöntemin avantajlarından bahsetmek. Neden kullanılabilmelidir onu anlatmak. Öncelikle normal bir tane hemoglobini laboratuvar ortamında inkübe ettik. Bu gördüğünüz normal hemoglobin alfa ve beta formu. Daha sonra bunu glikozil hale getirdik. Yani şekere bağladık. Burada da göreceğiniz intensite, yıldızlı intensite bunun bağlanmış olduğunu görüyoruz bu sapmadan dolayı. Daha sonra biz bunu 3 kere tekrarladık aynı derişimle birlikte. Bu 3 tekrardan da çıkan sonuçlar bu formüle göre yüzdelerine vurduğumuzda %12 ile %18 arasında değerler elde ettik. Bu da sapmanın az olduğunu ve güvenilebilir olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda 3 farklı derişimde de tekrarlarını sağladık. Yani en az, en düşük kaç, hangi miktarda kullanılabiliriz diye. Ve çıkan sonuçta 0.006 gram bölü desilitre. Buradan da anlayacağımız üzere çok az bir miktarda ve sürekli tekrarlanabilir bir yöntem bu MALDI MS'i kullanabiliriz diyoruz. Öneriyoruz yani bunu. Merhaba. Benim adım Fatma Nur Duran. Projemin ismi ise el ile pipetleme de tablet destekli akıllı bir pipetleme asistanı. Bu asistan ELISA ve PCR gibi laboratuvarda kullanılan testlerin uygulayıcılarının yaptığı kişisel hataları ortadan kaldırmak için yapılmış bir proje. Bu hatalar neden kaynaklanıyor denilirse ise kişinin kas ve iskelet yorgunluğu, kuyucukların küçük olması gibi hatalardan kaynaklanıyor. Biz de bunu engellemek için her bir solüsyonu koyduktan sonra yerine alabileceği bir daha oraya solüsyon koymaması için belirtecek bir asistan geliştirdik Android üzerinde. Android olmasının nedeni ise her ortamda ve her zeminde kullanılabilecek bir uygulamanın olmasını amaçladık. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Nilüfer Aslan. Arkadaşım Rümeysa Bozkaya. Arkadaşım Büşra İyi Tütüncü. Projemiz renk körü bireyler için trafikte renk algılama sistemi tasarlanması ve geliştirilmesi. Renkli görme olayı gözdeki koni hücreleri sayesinde gerçekleşiyor. Ve renk körlüğü de bu koni hücrelerindeki bozukluklar akabinde gerçekleşiyor. Koni hücrelerinde herhangi birinde olan bir bozulma renk körlüğünü meydana getiriyor. Aynı zamanda bu hastalık genetik faktörlere bağlı olarak da gerçekleşebilir. Renk körü bireyler resimde görüldüğü gibi kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemezler. Bu şekilde görürler yani. Bundan dolayı da günlük hayatlarında birçok zorlukla karşılaşırlar. Bunlar en basit örnekleriyle yapacakları yemeğin pişip pişmediğini mesela ayırt edemeyebilirler. Bir etin pişip pişmediğini ya da pazara çıktıklarında meyvenin renklerini bilemedikleri için iyisini kötüsünü ayırt edemeyebilirler. Giyecekleri kıyafetin renklerini ayırt edemeyebilirler. Ya da trafiğe çıktıklarında trafik ışıklarını algılayamazlar. Kırmızı ve yeşil renklerini ayırt edemedikleri için. Biz de bu problem üzerinden projemizi geliştirdik. Araçlara yerleştireceğimiz bir kamera sayesinde trafik ışıkları algılanacak ve şoföre sesli bir uyarı verecek. Hangi ışık yanıyorsa bunu şoföre söyleyecek. Bu sayede hem trafik kazalarının riski azaltılmış olacak hem de bireyin yaşam kalitesi artırılacak. Projenin ileriki aşamada uygulanabilirliği artırılabilir değer katılarak. Örneğin bir gözlüğe kamera yerleştirilebilir daha mini boyutlarda ve aynı sesli uyarı gözlük üzerinden verilebilir diğer problemleri gidermek amacıyla. Bu şekilde teşekkür ederim.